İşteki olay şu havuz olayı e, ne diye bunu değiştirmişler galiba yine. Onu bir e, tekrar edeyim. Dün anlattım onu daha YouTube'a gelmedi videosu da. Herhalde ondan. E, ben de yoğundum bugün yoğunuz baya. Dün anlattım diye e, şey diyorum ama şu e, claim olayını anlattım zaten. E, o yani bir önceki videoda yayında vardı. Şuna sakın tıklamıyorsunuz. Get USDN kısmına. Çünkü Get USDN tıkladığı zaman 1 dolardan veriyor sana şeyi, VX'leri. Şurada zaten hani VX ya da USDN olarak al diyor. Get USDN dediği zaman 1 dolardan veriyor. Ama şu an 24 dolar. Bunu biliyorsun artık. Yani bil artık yani. Get VX diyorsun. Get Vx dediğim, şurada fi olayı var. Fi'yi istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Doların varsa dolar ayarlaman daha iyidir. Yani get Vx dediğin zaman şak diye getiriyor sana Vx'lerini hemen atıyor. Ondan sonra e, şey olayı var. E, havuzlar var. Havuzlarda AP'ler düşüyor şu an mesela. E, i̇şte 173.000'deydi e, bu Vx-USD'nin havuzu. 93 bine düşmüş şu an. Çünkü herkes buna yükleniyor şu an. Buradan depozit diyorsun. Depozitten sonra kaç tane VX atmak istediğini belirtiyorsun. İşte 0.4 VX var mesela şu an. Diyorsun 10 tane de dolar ver bana diyor havuza. Gördüğün gibi yok bende bu cüzdan da o kadar. O yüzden 3 tane şeyle göstereceğim size. 3 tane dolar 0.12 de VX deposit and stake dediğinde en az 5 dolar. Allah'ım Allah'ım ya. Bunu yapıyor ya. İşte 5 dolarlık stake yapman gerekiyor en az. Stake attıktan sonra şurada, şurada çıkıyor sana ekranı. Ne yapayım şimdi? Bir şey mi satayım? Size göstermek için. Ne satayım? Bunu satalım o zaman. Bak şunu satıyorsun. Tamam mı? Buradan. Pulsa geliyorsun. Deposit, 5 dolarım var, 0.2'ye işte şu kadar. Stake and deposit diyorsun, tak diye atıyor. Şimdi buraya gelecek o birazdan, geldi bak. Burada günlük şu kadar Vx gelecek buna diyor. Şu dolar olayını çözemedik sadece, günlük 28 dolar diyor da bunu anlayamadım cidden. Bunu matematiğinde anlayamadım, bunu niye böyle gösteriyor bunu şundan AP'den kaynaklı gösteriyor da bana böyle bir dolar gelmedi. Ya yani bunu çözemedik açıkçası. Burada bir matematiksel bir katakulli var. Bir gelgel gel var. Ama Vx olarak şöyle bu tarz bir oran geliyor yani. Hani yüksek bir oran geliyor. Stake yaptıktan sonra burada gözüküyor zaten stake'in şurada. Unstake'den istersen o stack yaptığını geri çekebiliyorsun. Unstake yapıp. Unstake yaptıktan sonra sana hani stack yaptığında VX, LP diye bir şey veriyor. Unstake yaptığında onu geri veriyor sana. Unstake yaptıktan sonra Withdraw deyip işte 0.4 var ya e, şey usdnlp e, USDN İşte onu geri alıyorsun burada. İşte withdraw dediğinde de ilk başta yatırdın VX ve USDN'i geri veriyor sana. Şeyde ne kadar kaldıysa e, havuzda tak taklarından alın satmalarını şu havuzda likide sağlıyorsun ya VX sağlıyorsun USDN'e sağlıyorsun. Ona göre bir oranı var onun. Onu geri veriyor. Likide sağladığın için şurada sana VX vermeye başlıyor her gün işte. Mesela günlük şu kadar vereceğim diyor şu anki yüzdeye göre. Burada her blokta artıyor bu. Bıdık 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 artıyor böyle. Bunu da claim yapıyorsun. Ama claim yapmak için işte işte 0.65 euro, 0.75 dolar. E şimdi şu anda bunu çekmenin bir alemi yok. Fiye gidecek çünkü hepsi. Bu birikecek burada. Ondan sonra claim yapacaksın. Claim yaptıktan sonra tekrar aynı işlemleri yapabiliyorsun. Tekrar şey yapıyorsun. VX'i take ediyorsun tekrar aynı işlemleri yapıp öyle katlaya katlaya şeyi havuzu beslemeye devam edebiliyorsun. Boosting denen bir şey var. Bu boost da hani boostlama hani gazlıyorsun e, şeyi stake ödüllerini ama onu kitleyerek yapıyorsun. Şurada ne kadar süre kitleyeceğini belirleyebiliyorsun. Tarihi söylüyor zaten. İşte Ağustos 19 2020'ye kadar ya da sona kadar çekiyorsun. November 25'e kadar 2025 kadar 4 yıl boyunca kitle diyorsun. Ne kadar? İşte şu kadarı kitle diyemiyorsun. En az 5 tane kitlemen gerekiyor. En az 5 tane kitlersen de sana G ve X diye bir şey veririm diyor. Maksimum sürede kitlersen maksimum sürede G ve X veriyor az kitlersen işte yarıda kitlersen ona göre ve ne kadar az sürede kitlersen ona göre GVX veriyor. Şimdi ben kitleyemiyorum 5 tane VX olmadığı için şu an bu cüzdanda. Bu GVX'leri aldıktan sonra burada governance'ta stake yapabiliyorsun bunu. Stake yaptığında da şu governance fee'si var. Onu veriyor sana. Bu governance fee'de işte şu IDO'dan claim claim deyip duruyorsun ya sürekli. Onların fiilleri işte. Onların fiilleri de bu gvx kırlarına stakerlarına gidiyor. gvx de ne işte? vx kitleyen adama gidiyor yani. Ama ne kadar fazla kitlersen atıyorum 4 yıllık kitlersen havuzdan ona göre bir matematikte oranda alıyorsun. İşte 1 yıllık kitlersen ona göre bir oranda alıyorsun. Mesela az önce 400 bin dolar falan dağıttılar sanırım bunlar. Dün işte deli gibi stake mi olduğu için şey oldu. 1.5 milyon dolar yakın bir para dağıtıldı. Bunun da olayı bu. Çok da karışık bir şey değil. İdo'dan alınan coin'lerin çıkması daha önce 50 kere anlattığım gibi her blokta gördüğünüz üzere artı artı gidiyor. Her 30 saniyede bir, 1 dakikada bir artıyor. Ona göre claim yapıyorsun. Get ve alıyorsun. Ondan sonra buradan işte pull'lardan Pool'a atıyorsun. AP'ye bak daha da düştü. Pool'a atıyorsun. Pool'dan istiyorsan boosting'e atıyorsun. Şu an pool'lar dengelenmeye başladı. Yavaş yavaş. Yani usturuplu bir e, şeye geçiyor. AP'ye. APY'ye. %170 bin gibi saçma sapan bir AP veriyordu. Bu da hani yeterli VX olmadığı için. Onu da şuradan e, bakabiliyorsun. Hani 10 bin tane VX kitlenmiş filan havuzlar şey yani likidasyonları yok yani VX yok USD ne var? Doğal olarak VX'e ise daha çok şey veriyor yüzde yani 170 bin veriyor çünkü herkes USD'si daha çok milletin o sebeple VX e saçma sapan bir AP'ye veriyordu bu yavaş yavaş düşer millet şu ido sekmesinden claim yapıp e, pula gönderdikçe e, bu yavaş yavaş düşecek. Normal o bir değere doğru düşecek bu. %30, %40, %50 belki %100. O havuz dengesine göre değişecek. Olayı bu. E, İdo'nun. 24-25 dolarlarda sabitlendi arkadaş. ben yani 20-15-20 arası diyelim. Bu şeyi. Önce bir hani tam tahmin ettiğim gibi oldu. Önce kimse de olmadığı için e, coin şöyle bir pump yedi. Ş şöyle çizemiyorum. Niye çizemiyorum? sizden. Şöyle bir pump yedi. Sonra millet claim edip satmaya başladı. Sürekli sat 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 sat. E satıyor alıyor? Satıyor alıyor birileri? Satıyor birileri alıyor. Satıyor birileri alıyor. İşte benim yıllardır anlatmaya çalıştım, anlattım, olaya geldi. Ulan ben bunu satıyorum da bu alan niye alıyor bunu? Demek ki artacak bu. O zaman ben satmayım, Bunu havuzlarda stake atayım. Stake'te de deli gibi gelir veriyorlarmış zaten. VX veriyorlarmış. %3 bin veriyor şu an. %170 bin veriyordu. O zaman ben bunu stake atayım. Satmayayım ben bunu. Baksana deli gibi al alım var yani. İşte volüme bakıyorsun. 2.4 milyon dolar olmuş. O volümü bunu alıyorlar. O zaman ben bunu stake edeyim demeye başladı insanlar. Havuzları da çözmeye başladı nasıl stake edildiğini. Sonuç herkes burada sattı 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 sattı. Sonra ne oluyor lan biz bunu satıyoruz da ne olacak böyle olur mu bu iş oldu işte. Sonra yavaş yavaş şimdi yukarı doğru gidiyor. Satış baskısı giderek azalmaya başladı. E, alım içinde e, dediğim gibi şurada e, stake... Yapabilmek için, için en az 5 tane istiyor zaten. E yeni gelen elinde VX'de olmayan adam. Stake yapmak istedi ya da havuzdan faydalanmak istedi. %3000 veriyor sonuçta. %3000 yani VX'e. E doları var adamın. Atıyorum işte 1000 doları var. 40 VX'i yok. Şu AP'yi de kaçırmak istemiyor. 1000 dolar koyacak. VX yok. Gelecek alacak marketten VX. E minimum 5 VX istiyor zaten. 5 VX için 123 doları var ama 5 VX yok. Bu AP'yi almak istiyorsan 5 tane VX alacaksın kardeş oradan. Geleceğim buradan VX'ten. Çat 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 5 tane alacaksın. Atacaksın oraya. Olay o. O yüzden satış baskısı giderek azalması e, bekleniyor havuzların olayı çözülene kadar zaten bilet sattı 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 sonra havuzların olayı çözüldü şimdi satış baskısı azaldı gördüğünüz üzere pek yok belli bir dengede tutuyor market maker şu an bunu